Haberin merkezinden mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. TTV Ana Haber'e hoş geldiniz. 29 Mayıs gündemiyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler Saadet Partisi'nden istifa etti. Başkan Güler'in AK Parti saflarına geçmesi bekleniyor. Tavşanlı'da gündem Başkan Güler. Evet. Şimdi bizim vatandaşın tepkilerinden daha ziyade sorumlu bir idareci olarak bizim şunu ön planda tutmamız gerekiyor. Günlerdir Tavşanlı'nın gündeminde olan Mustafa Güler'in Saadet Partisi'nden istifa edip etmeyeceği dün arka arkaya yapılan açıklamalarla netlik kazandı. Saadet Partisi'nden istifa eden Güler'in AK Parti'ye katılması bekleniyor. Güler'in istifasının ardından AK Parti İl Başkanı Kamil Saraçoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Alihan Oturak, Saadet Partisi İlçe Başkanı Halil Poyraz birer açıklama yaptı. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Saadet Partisi'nden istifa ederken Güler'in AK Parti saflarına katılacağı bekleniyor. Güler'in istifa haberinin ardından ilk açıklama Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Alihan Oturak'tan geldi. Oturak, Güler zaten özde değil, sözde bir milli görüşçüydü. Yeni dönemde kendisini zaten aday yapmayacaktık. Bu konuda teşkilat olarak karar almıştık. Güler bunu bir şekilde öğrendiği için partimizden istifa etti. Kendisi düzenlediğimiz toplantıların birçoğuna katılmadı. Yani partimizin teşkilat modeline uymadı. Başkan Güler'in tutum ve davranışlarına tepki amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İkiz de görevinden ayrıldı dedi. Oturak'ın bu konuşmalarına yanıt Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İkiz'den geldi. İkiz sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Şu an için görevimin başındayım" dedi. Saadet Partisi İlçe Başkanı Halil Poyraz'da Mustafa Güler'in kendisini arayarak Saadet Partisi'nden istifa ediyorum. Bu akşam Saadet Partili arkadaşları toplantıya çağırırsan onlarla helalleşmek istiyorum dediğini söyledi. Poyraz, Güler'e Saadet Partisi olarak helalleşecek bir durum görmediklerini belirttiğini ifade etti. Poyraz yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi. Milli Görüş Belediyeciliği Türkiye'de bir markadır. Milletimiz Milli Görüş Belediyeciliğini efsanevi hizmetleriyle tanımaktadır. Elbette bu başarıda millete hizmet etme heyecanı kadar Milli Görüş'ün teşkilat prensiplerine uygun çalışmasının da etkisi vardır. Milli Görüşlü belediyeler bu heyecan ve çalışma modeli sayesindedir ki imkansız denilen hizmetlere imza atmayı başarmıştır. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilmiş ancak daha sonraki süreçte partimizin temel esas ve prensiplerine uygun çalışma konusunda yeterli hassasiyeti göstermemiştir. Sayın Başkan'ın kişisel tavırları, uyumsuzluk yaklaşımı, eksikliği bu tavrı teşkilatımızla arasında bir uyum sorunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle il başkanlığımız ve parti yetkililerimizle yapılan istişareler çerçevesinde 2014 mahalli seçimlerinde kendisini aday göstermeme konusunda fikir birliğine varılmıştır ifadelerini kullandı. Daha sonraki açıklama ise AK Parti cephesinden geldi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Güler'in yakın bir tarihte AK Parti'de olacağını söyledi. İHA muhabirine konuşan Saraçoğlu, Başkan Güler ile son bir haftadır partimize geçmek istediği hususunu sürekli olarak görüşüyorduk. Kendisi bizim partimize geçmek istediğini bize iletti. Biz de durumu genel merkezimize paylaştık ve olumlu yanıt aldık. Güler yakın bir tarihte AK Partili olacak. Katılım törenine başbakanımızın programını aldırmaya çalışıyoruz dedi. Gün içerisinde Belediye Başkanı Mustafa Güler'den herhangi bir açıklama gelmezken sadece Twitter hesabından "o kadar telaşenin ortasında sorumluluğumuz belediye encümen toplantısı" diyerek toplantı fotoğrafını paylaştı. Kamuoyu bu haberleri saniye saniye www.medyakütahya.com adresinden takip etti. Ya Rabbi, çıktığım yolda beni zelil duruma düşürme, inayetini eksik etme üzerine kuruldur. Bu duayı ben her gün yaparım.